Murat Muratoğlu sözcü ABD'ye çökertecek ekonomi bırakmadık ki. ABD'nin kısa süre içinde Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle yaptırım uygulayacağı açıklandı. Seçimi kaybeden Başkan Trump imzalayacak ve yürürlüğe girecek. Yine de en son suçlanması gereken kişi Trump. Başka seçeneği yok. Orası Muz Cumhuriyeti değil ki. Tek başına karar alsın. İstediğini affetsin, istediğini cezalandırsın. Zira 21 Ocak'ta koltuğa yeni başkan Joe Biden oturunca yaptırımları imzalayıp yürürlüğe koyacaktı. Belki Trump daha insaflı davranır. Joe Biden'ın yaptırımları seçip imzalamasından evladır. Bu hikayenin neredeyse 2 yıllık geçmiş var. Rusya'nın eline 2,5 milyar dolar saydık, füzeleri aldık. Amerika'nın hiç hoşuna gitmedi. Yıllardır müttefikiz, sen benim en büyük düşmanımla işbirliği yaparsan sonuçlarına katlanırsın dedi. Catsa'yı uygulamaya sokacağını söyledi. Catsa'nın Türkçe meali Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası. Bir anda düşman ilan edilmek bu kadar kolay mı? Hiç yok mu eski güzel günlerin hatırı? Biraz daha açarsak Batı'dan borç aldığınız paralarla karnınızı doyuruyorsunuz. Yine de bizim düşmanımız Rusya'dan S-400 füzelerini alıyorsunuz anlamında. Piyasa özellikle de dolar TL kuru S-400 konusundaki gelişmelere çok duyarlı. Çatsa direkt ülkelerin ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor. İşte Amerika burada çok yanılıyor. Hangi ekonomiyi çökerteceksin ki? Amerika'nın geçeceği o yolları zaten biz asfaltladık. Onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik. Düşmanlarımıza fırsat vermedik. Yaptırım yasası başkana yani Trump'a 12 maddelik bir paket sunuyor. İlk etapta bunların 5 tanesini seçmeyen al Türkiye'ye uygula diyecek. Çok ağır ambargolar söz konusu. Bizim beklentimiz hafiflerin yürürlüğe konulması. Zaten ekonomi sallantıda. Ağırlara uygulanırsa batırırlar anında. Dolar işlemleri yasaklanıyor, para transferleri dahi yapılamıyor, bankacılık işlemleri durduruluyor. Amerika tüm ticareti kesiyor, kimse borç vermiyor. Amerikan şirketlerinden bırakmalı ham madde bile alamıyorsun, şirketleriyle çalışamıyorsun. Üretim duruyor, Türk lirası kabul eden ülke bulursan ham maddeyi alırsın oradan. Diğer yandan vize vermemek, adı açıklanan birkaç yöneticisinin Amerikan otomobilleri almasını yasaklamak, Amerika'daki mal varlığını dondurmak gibi pek de önemli olmayan yaptırımlarda mevzubahis en ağır yaptırım hangisi derseniz mal varlıklarını açıklama galiba. Peki bugünlerin geleceği belli değil miydi? Sahi önceliğimiz neydi? Halkımızın karnını doyurmak mı? Kullanmayacağımız silahlara milyarlarca dolar ödeme yapmak mı? Bu silahları kurup fişe takarsan hafiften ahırlara doğru gidecek yaptırımlar. Yani kabadayılığımız buraya kadar. Değerli Barış Binerle taraftar ve izleyicileri, Murat Muratoğlu'nun Sözcü gazetesindeki ABD'ye çökertecek ekonomi bırakmadık mı ki isimli yazısını paylaştık. Beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.